Peygamber Sevdaları platformu olarak iki kategori biçiminde düzenlemiş olduğumuz şiir ve makale yarışmasının sonuçlarını jüri heyetimiz yoğun bir çalışma neticesinde belirlemiş bulunmaktadır. Bu nedenle bu sonuçları kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Cenab-ı Allah'ın وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye takdim etmiş olduğu alemlere seni ancak rahmet olarak gönderdik diye beyan etmiş olduğu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili kılıç ve merhamet peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam temasıyla düzenlenen şiir ve makale yarışmasına yoğun bir katılım oldu. Yüzlerce eser gerek elle teslimat biçiminde gerekse e-mail biçiminde sitemize intikal etti ve yapılan değerlendirme neticesinde bunların sonuçlarını belirlemiş bulunuyoruz. Tabii bu sonuçlara göre dereceye girenleri takdim etmek istiyorum. Makale yarışmasında birinci kategoride ilk sırayı paylaşan kardeşimiz Batman'dan Can Peygamberim Sen Ki isimli yazısıyla Zeliha Görceğiz kardeşimiz kazanmıştır. İkinciliği İstanbul'dan Savaşan ve Savaşın ve Merhametin Öğretmeni adıyla eser yazan Zeynep Tulgar isimli kardeşimiz olmuştur. Üçüncüsü de Bursa'dan Muhtaciz isimli eseriyle Muhsin Şenol kardeşimiz kazanmış bulunmaktadır. Her üç kardeşimizi de bu anlamda tebrik ediyoruz. Şiir yarışmasına gelince, şiir yarışmasının birinci kategorisinde derece giren kardeşlerimiz Karaman'da Güle Dokunuş isimli eseriyle İbrahim Şaşma isimli kardeşimiz kazanmıştır. İkinciliği ise Elbistan'dan Ey Benim Canımın Canı Efendim isimli eseriyle Celalettin Kurt isimli kardeşimiz kazanmıştır. Üçüncülüğü ise Nusaybin'den Rahmetine Susanmış Kılıcın Sahibine isimli eseriyle Sultan Aslan kardeşimiz dereceye girmiştir. Kendilerini tebrik ediyoruz. Yine ikinci kategorinin makale bölümünde derece giren kardeşlerimize gelince Silvan'dan Rahmet Peygamberi isimli eseriyle Zehre Balçık isimli kardeşimiz, Viranşehir'den Kılıç ve Merhamet Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem isimli eseriyle Hüseyin Seyhar isimli kardeşimiz, Diyarbakır'dan da Sana Layık Olamadık isimli eseriyle Beyzenur Aşkın kardeşimiz derece girmişlerdir. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şiir yarışmasının ikinci kategorisinde derece giren kardeşlerimiz ise Erzurum'dan Zemheride Gül Cemresi isimli eseriyle Alperen Enes Bayar isimli kardeşimiz birinciliği kazanmış. İkinciliği Diyarbakır'dan Anlatamamak Seni isimli eseriyle Hüseyin Gülsever isimli kardeşimiz. Üçüncülüğü ise Bursa'dan Muahhara ismi eseriyle Muhammed Öbeyd Aytekin isimli kardeşimiz derece girmişlerdir. Kendilerini tebrik ediyoruz. Aslında bu derecelere girenleri belirlemek için yoğun bir çaba sarf edildi jüri heyeti tarafından. Birbirinden güzel eserler idi. Fakat neticede puan üstünlüğüyle bir şekilde sıralama yapılması gerekiyordu. Ve bu şekilde az önce arz ettiğim sıralama biçiminde kardeşlerimiz belirlenmiş oldu. Bunun dışında katılan yüzlerce eseri de dikkate alırsak hepsini tek tek platform adına tebrik ediyorum. Bu katılımlarından, katkılarından, çaba ve gayretlerinden dolayı Allah kendilerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber haşretsin. Bu şekilde temennide bulunuyoruz. Peygamberin yolunda yürümeyi ve ona layık bir çizgide yürümeyi kendilerine Cenab-ı Allah nasip etsin. Bir hatırlatmada daha bulunursam, derece giren kardeşlerimize verilecek ödüller şunlar idi. Birinci kategoride
birinci kategoride birinci gelen kardeşimize düzüstü bilgisayar, ikinci gelen kardeşimize tablet, üçüncü gelen kardeşimize de dua yayıncılıktan kitap seti takdim edilecek. İkinci kategoride ise birinciye gelen kardeşimize tablet, ikinciye gelen kardeşimize bisiklet, üçüncüye gelen kardeşimize de dua yayıncılıktan kitap seti verilecektir. Hani bu yarışma Mart ayı süresi içerisinde yapılmıştı. Bir aylık bir süre var idi. Duyurusunu yapmıştık. Neticeleri Nisan ayında vereceğiz diye platform yetkilileri tarafından derece giren kardeşlerimize telefonla irtibat kurulacak. Onlara ödülleri nerede, ne zaman verileceği ile ilgili malumat verilecektir. Tekrar derece giren ve girmeyen, katkıda sunan bütün kardeşlerimizi platform adına tebrik ediyorum. Allah ecirlerini kat kat artırsın. Benzer çalışmalarında daha güzel eserler kendilerinden bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da benzer yarışmaları düzenleyeceğiz. Şimdiden çalışma ve gayrete bulunacak kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.